Evet sevgili dostlar, golvar.com ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 19 Şubat 2024'ün ilk videosu diyeyim, ilk uzun videosu. Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko ING Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efesi 80-67 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştırıyor. Şimdi ben buraya geçtim. Benim çok dikkatimi çeken ciddi bir olay var. Nedir olay? Maçın bitiminde Anadolu Efes Fenerbahçe'yi kutlayan, tebrik eden bir paylaşımda bulundu. Yani gerginin gittiği çok belli. Gergin olsaydı bunu yapmazlardı da. Ya olmaz gereken basketbol iklimi bu. Arkadaş kim oynadı? Şu oynadı. Oynadı. Kazandı. Yapacak bir şey yok dersin. Biter. Anlatabiliyor muyum? E Fenerbahçe mesela baskın bir oyunla. Çok ciddi bir skor yani. 80-67 mağlup etmiş. Hani aradaki fark da malum hem Fenerbahçe'yi kutluyorum hem de Anadolu Efes'i de ben kutluyorum. Bundan dolayı hani yaptıkları bu centilmenlikten ve yaptıkları bu insanlıktan dolayı kutluyorum. Ya ülkemizde böyle spor ikliminin bu şekilde bir spor iklimi olması lazım ülkemizde. Hani aksi olmaması lazım ama maalesef çirkinleştirenler var. Kadınlar derbisinde galibiyet Fenerbahçe'nin oldu. Gene mi Galatasaray'ı yendik diyeceğim ama Galatasaray demiş bu sefer. Fenerbahçe Alagöz Holding. Beşiktaş'ı 191 mağlup etmiş. Orada da kızlarımız e, yani bayağıdır galip geliyorlar aralıksız. Maşallah. Ya Fenerbahçe 191'lik galibiyet elde etmiş. Artık alıştık. Ama alıştık diye de şeyleri es geçmeyelim arkadaşlar. Fenerbahçe'de 6'da 6 haftası. Yani böyle bir cümle çok tuhaf geliyor değil mi insana? Hocam 6'da 6 haftası nedir? Nasıl bir Tabirdir bu. Fenerbahçe'de 6'da 6 haftası. Fenerbahçe hafta sonu 6 maçta 6 galibiyeti tamamladı. Erkek ve kadın futbol Basketbol, voleybolda toplam 6 maçı galibiyette tamamladı. Hani tekerlekli sandalye falan da kazandı. Onu da söyleyeyim ama Şimdi kadın futbol takımı cumartesi günü ALG Spor 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe futbol takımı Rize 3-1'lik Skorla mağlup etti. Basketbolda kupa geldi. Beşiktaş'ı yendi takımımız. Anadolu Efes'i yendi. Voleybolda set verilmedi. Kadın voleybol takımı Nilüfer Belediyespor 3-0. Erkek voleybol takımı Ziraat Bankartı 3-0 mağlup etti. Ve inanılmaz bir iklim. inanılmaz bir ortam. Şimdi Ceko'nun maç konuşmasını paylaştılar dün. Ben şuna dikkat ettim arkadaşlar. Şimdi maç konuşması ilginç bir şey. Yani Spor maçında. Edin Ceko'nun Spor'la oynanan maçın devre ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o sahaya koysun bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım demesi çok konuşuldu. Ama bence konuşulacak bir durum değil. Bence konuşulacak bir durum değil. Olması gereken bu. Şimdi 1-0 geriye düşmüşsün. Sen Edin Ceko'yu niye aldın kardeşim? Kaptanlık yapsın, gol atsın, goller attırsın. Hani şampiyonlukta pay sahibi olsun diye. Sen Tadiç'i niye aldın? Benzer sebeplerden. Sen onu niye aldın? Sen bunu niye aldın? Sen şunu niye aldın? Hepsi aynı sebeplerden. Hani bir laf vardı ya dost kara günde belli olur diye. Bu futbolcular da kara günde belli olacak. Sen Serdar Dursun'u niye aldın? Tehlike anında camı kırayım. Butonu aktif edeyim. Serdar Dursun da bana katkıda bulunsun diye aldın değil mi? Serdar Dursun bu maçta gol atmasaydı neye yaradı benim aldığım Serdar Dursun? 5-0'lık maçta rotasyon için oyunu al 6-0 yapsın. Neyime yaradı? Neyime yaradı kardeşim? Haksız mıyım? Neyime yaradı? Şimdi Ersun Yanal İsmail Kartal'a şampiyonluk formülü vermiş. Hani Fenerbahçe'nin yapması gereken şu diye. Ee, uzun uza diye haberleri paylaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi Ersun Yanal İsmail Kartal için bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Hani Fenerbahçe'nin kayıplarına bakarsak Samsun Spor maçından sonra ardından da Alanya Spor maçında kaybedilen puanlar Fenerbahçe'yi çok gerdi. Fenerbahçe bu fikstür psikolojisini doğru geçirmek zorunda. Bu gerilim Fenerbahçe oyununa çok net yansıyor. Şimanski, Tadic, Ceko performansları. Bak şunu da belirteyim. Şimanski ile Tadic e, evet tartışılıyor konuşuluyor ama özellikle Şimanski yani eğer Fred'in gelmesi bekleniliyorsa keşke sarı kart yeseydi de Kadıköy'deki maçta oynamasaydı diyorum. Neyse Cengiz ve İrfan Can'ın performansı Fenerbahçe'nin kazanma karakterini etki ediyor diyor. Gerginlik, stresi yönetebilmek Fenerbahçe'nin işi olmalı. Fenerbahçe son 13 sezonda bir şampiyonluk kazandı. 9 sezondur olamıyor. Galatasaray bu süreçte 4 kez şampiyon yapılmış. Şey olmuş yapılmış demeyelim şimdi. Ee, nasıl olacak yani? Rakip futbolcular gelip Galatasaray maçında maçı satar gibi top mu oynayacak? Kaleciler elini mi çekecek? Hakemler Galatasaray'ı mı kollayacak? Yani anca öyle yapılmış olur. Başka türlü nasıl şampiyon yapılacak? Herhalde bunlarda da yaşamamışlardır. Bu gerginlik ve stresi yönetebilmek Fenerbahçe'nin işi olmalı. Bunu sahaya yansıttığında kazanma arzusu, arzusuna dönüştürebildiklerinde rakipleriyle kıyas bile edilmeyecek bir kadroya sahip. Bu kadro bugün Karakter koydu bak. Bunu sahaya yansıttığında kazanma arzusuna dönüştürebildiklerinde rakiplerle kıyas bile edilemeyecek bir kadroya sahip. Şimdi Fenerbahçe'nin maçı oldu. Maç öncesi Mert Hakan, Yandaş ve Serdar Dursun desek acaba oyuna girerler mi diye düşünürdük. Girip maçı çözen isimler olacak. Kaybedecek hiçbir şey yok. Burada kaybedecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi belli. Şimdi aslında Ersun Yanal bunu dedikten sonra benim aklıma bir şey geldi. Benim gerçekten aklıma bir şey geldi. Ee, Emre Berezoğlu'nun Galatasaray maçında işte hani ben böyle Galatasaray kadrosunu hiç görmediydim. Süperler falan filan diye. Şimdi merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Musteray tamam eyvallah. Sağ bekle Barış Alper Yılmaz. Davinson Sanchez, Nelson. Nelson'un her maç yumurtladığını hepimiz biliyoruz. D. Köhün diye bir isim almışlar. Bilmiyorum çok izlemedim. Mateus Martins diye birini oynatmışlar sağ kanatta. Bu kim lan? Ha Tete pardon. Sosyal medya öyle. Hani Tete'yi Galatasaraylılar beğenmiyor ki Emre Belezoğlu'nun beğenmesi ilginç. Gerçekten. İkar penaltı olmasa herhalde gol atamayacak falan diyecek diyecek. Gerçi bir tane golleri sayılmamış falan. Hani Mertens, Kerem Aktürkoğlu hani sıradan şeyler. Şu Kerem Demirbay, Berkan Kutu. Hani ben şu Galatasaray kadrosuna bakıyorum. Böyle hani yere göğe sığdıralamayacak hiçbir şey yok ortada. Daha Oliveira sonradan girmiş. Ali Turab Bülbül, Eyüp Aydın, Carlos Vinicius girmiş. Hani Emre Belözoğlu'nun yere göğe sığdıramayacağı herhangi bir kadro yok ortada. Açıkçası. Ciddi söylüyorum yani. O kadar övmüş ki. Yani ilahlaştırmış yani o kadar övmüş. Garip geldi bana. Neyse. Ersun Yanal diyor ki bir karakter ortaya koyup bu süreci doğru yönetmeye ihtiyaç var. Ve bu süreçte teknik direktör bugün yaptığı gibi bu karakteri ortaya koyarsa kendi oyuncularıyla o karakteri ortaya koymuş ve kaybedecek hiçbir şey olmamış olur diyor. Kendi kokunu ve hissini sahaya koyduğunda kazanmaya başlarsın. Teknik direktörler çok şey dinler, medyayı dinler, yöneticiyi dinler, kafan o kadar karışık. Galiba ki kendi başına kalıp kendi kokunu ve hissini dinleyip sahaya koyduğunda kazanmaya başlarsın. Fenerbahçe'nin böyle bir sürece ihtiyacı var. Bu süreç umudunu kaybetmeyen ve tam tersi umudu olan takımı sakince yönetmeye ihtiyaç var demektir diyor. Şampiyonluğu sakinlik getirecek. Fenerbahçe'nin sakinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu sakinlik Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecektir diyor. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken sakinlik diyor. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Söylemek çok kolay da bunu uygulamak ne kadar kolay olabilir sizce? Ne kadar kolay olabilir bunu uygulamak? Garip. Bugün ikinci yarıda bu tepki gösterebilen bir takımın daha önce de sezon başında bu tepkileri göstermiş bir takımın bu stratejisi doğru yönettiğinde hani bu stresi doğru yönettiğinde çok önemli silahlar olduğunda bunlar da istediği gibi kullanabileceğini çok açık gösteri gösteriyor. Yani Ersun Yanal diyor ki kısaca stresini iyi yönet şampiyon ol diyor. Tabi şimdi Sayın Ersun Yanal'a şunu sorayım. Sadece stres yönetmeyle şampiyon olunuyor mu? Hani mesela eski futbolcularına söyle senin maçında beyninle kalbin çatışsın falan demen lazım. İşte rakiplere söyle Galatasaray'dan puan alırlarsa onlara ek bir para verecekmişsin gibi davran falan demen lazım. Ne bileyim hani 50 çeşit insanın aklına şey geliyor düşününce. Neyse Michi Batshuayi. şu Batshuayi Fenerbahçe'nin yıldız ismi. Lig 1 ekiplerinden Ren Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'yi transfer etmek istediğini belirtti diyor. Arkadaşlar bu konuyu özellikle açtım. Sebep şu. Şimdi Batshuayi konusunda hep bana aynı soru gelir. Hocam diyor niye Serdar Dursun alındı da Batshuayi alınmadı? Arkadaş o iklimin, o sahanın, o zeminin futbolcusu Batshuayi değildi. Batshuayi gitseydi hiçbir şey yapamazdı. Bak Kasımpaşa'nın maçının adamı Batshuayi olur. Sonradan girdiğinde de Batshuayi olur. İlk 11 başlasa da olur. Ben de İsmail Kartal'a bir övütte bulunayım, bir tavsiyede bulunayım bir kardeşi olarak. Sürprizlerle başla maça. 2 tane sürpriz yap. 3 tane sürpriz yap. Maça sürprizlerle başla. Rakibin gardını orada düşür. Kasımpaşa maçı. Şimanski ile çıkma mesela. Hocam Şimanski çıkma da kimle çık? Allah'ını seversen. İsmail, Mert Hakan, İrfancan çık mesela. Orta üçlü. Sürpriz. Hiç kimse beklemez. İsmail, Mert Hakan, İrfancan Can çık. Sağda Cengiz, solda Tadiç. Ya da İsmail, İrfancan, Can, ile çık. Sağ tarafa Cengiz'i koydum. Sol tarafa at verdi Katoğlu'nu. Bak olmaz olmaz demeyin arkadaşlar. Artık son haftalara giriyoruz. Artık senin sürpriz yapman lazım. Sol belki o sağ belki o sağ iyi koy. Yardır. Mesela bir sürpriz o sağ olacak gibi duruyor. Ben Bekao'nun falan oynatılacağını zannetmiyorum. Bekao iyice iyileşsin diye çok bekleniliyor. Korkuyorum da bir taraftan. Lan yani bu adam nerede niye şey yapın diyor. Mesela o sürpriz olacak bir. Ceko'nun yerine şu aydan başla. iki. İki sürpriz. Sağda herkes İrfan Can'ı beklerken Cengiz de başta 3. 3 tane sürpriz. Şimanski son haftalarda düşüşte Şimanski yine İrfan Can'la başta 4 sürpriz. Rakip kartını alamasın. Baç şu Ren'in transfer etmek istediği belirtildi diyor. Şimdi edinecek onlardan ikinci. Sırada sözleşmesi bitiyor. 2024'te bitecek. Fenerbahçe bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Eline çabuk tutacak. Şöyle böyle. Ya Fenerbahçe Fenerbahçe'de 62 maça çıkmış. 62 gol 5 asist diyor. Fenerbahçe'de eğer gerçekten 62 maça çıkıp 62 gol, 5 asist yaptıysa Fenerbahçe ömürlük sözleşme yapması lazım. Bakın haberin biri bu. Ben bunu bilerek yaptım. Ben bu haberleri bilerek aldım. Amacım şu arkadaşlar transfer şöyle böyle kafamız futbola gitmesin boşverin transferle ilgilenin falan değil. Amacım o değil. Amacım size bir şeyleri göstermek. Bak birinci haberimizi unutmayın. İkinci haberimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus'ta yıldız için devrede Filip Kostić. İki takımda Juventus'un gözünden düşen e, Sırp orta saha oyuncusuna ilgileniyormuş. Gündemini almış. İtalya masından Calcio Merciado'da yer alan habere göre Juventus'un bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Kostic yaz transfer döneminde kulüp için dokunulmaz bir oyuncu olmaktan çıkacak diyor. Geçtiğimiz sezonki performansının uzağında kaldı. Gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 9-10 milyon euro civarında bonservis geliri beklediği ifade edildi. Türk kulüpleri takip ediyormuş. 31 yaşındaki kanat oyuncusu 24 maçta 4 asist kaydetmiş. Şimdi Sırp oyuncu sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. Yani uzunca bir süre sürüyor. Birdenbire bu haberi ortaya atıyorlar arkadaşlar. Yani Frankfurt'tan Juventus 2022'de 14 milyon euro almış. Şimdi bu iki haberin ama ana amacını söyleyeyim size. Bu iki haberin ana amacı Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine kapıştırmak. Hayır değil. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda başka düşüncelere sevk etmek. Bakın Fenerbahçe'nin Rize'de uğradığı kıyımın haddi hesabı yok. Verilmeyen kartların haddi hesabı yok. Verilmeyen kırmızı kart. Bunu ben demiyorum ha. Bunu ben demiyorum. Bunu bütün spor otoriteleri diyor. Verilmeyen kartın haddi hesabı yok. Ben yine sosyal medyada gördüm. Fenerbahçe Viking rüzgarı Kentin yerine o gelecek. Bakın bunları Yanlış anlamayın bunları dün dün sosyal medyaya haber olarak verdiler. Arkadaşlar bakın. Ortada şampiyonluk yarışı var. Şu an ben mesela şu sezon sonundaki seçim meçim olayı var ya onun bile konuşulmasını doğru bulmuyorum. Ciddi söylüyorum. Yani onu bile doğru bulmuyorum arkadaşlar. Kentin yerine o gelecek falan filan. Bak haberi bu şekilde vermiş başka bir site. Şimdi Ryan Kentin yerine gelecek kim diye bakıyorum. Haberin böyle içeriğine bakıyorum. Rize maçıyla giriş yapıyor kentin sonunda şey kentin yerine sezon sonunda ayrılacak yollar Leş Poznan'dan Christopher Weldeymiş. Hocam Weldeymiş diyorsun. İnsan bir haberi okur. Der ki Christopher Welde Arkadaşlar Mişli konuşuyorum. Yani haberim yok. Böyle bir şeyden haberim yok. Olsa niye söylemeyeyim? Ben yine söylüyorum size. Amaç ne? Yani amaç ne? Bak şunu söyleyeyim. Bu Velde arkadaşımız. Bu Christopher Velde arkadaşımız. Geniş havuzda bulunan bir isim. Sezon sonunda belki teklif yapılacak bir isim. Norveçli kanat oyuncusu. Norveç milli takımında oynamaya başladı. Hatta sezon başında bizim bir ilgimiz vardı. Ben bunun videosunu da çektim. Ama uzun süredir konuşulmuyordu edilmiyordu. 2025'e kadar sözleşmesi var. 25 maç 10 gol 5 asist yapmış. Hani düşünülen isimlerden birisi ama herhangi bir şey yok. Ama bir direkt ortaya atılmış. Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi. Bakın A Spor'un haberi. Çaykur Rizespor maçı sonrası listeyi iletti. Yani transfer listesini iletmiş maçtan sonra. İşte 6 futbolcuda son durum. Bakın A Spor'un haberi arkadaşlar. Hiç okumuyorum bile. Ne demek istediğimiz zaten isteyeceğimi de zaten anlıyorsunuzdur. Bakın eleştiri okları tersine çevirdi. Mert Hakan taraftarın gözüne girdi. İsmail Kartal'ın B planı yok, C planı yok diyenler sustu. Fenerbahçe çok zorlu bir galibiyet aldı. Kimlerle uğraşıyoruz? Kimlerle? Ya biz YouTube'la uğraşıyoruz mesela. Abone ekleniyor. Aboneyi siliyor. Kafasına göre bilmem ne yapıyor. Aa, gene aynısını yapmış. 69.200 yazmış. Yani kimlerle uğraşıyoruz? Bak kimse Kazım Can'ı konuşmasın. Kimse Ankara gücünü konuşmasın. Emre Belezoğlu'nun açıklamalarını bir dinleyin ya. Emre Belezoğlu'nun açıklaması. Hani bu maç Fenerbahçe maçı öncesi bize ders oldu. Ya senin ders alman gereken Fenerbahçe maçı mı? Sen küme düşme potasında bir takımsın. Ama işte biz küme düşmeden ders alacağız falan demiyor bak. Ya ben açık söyleyeyim Kazımcan Karataş. Yani Kazımcan başta olmak üzere Galatasaray'dan hiçbir futbolcu, hiçbir takımın kiralık almaması lazım artık. Aman arkadaş siz eksik kalın. Sizi alacağımı ben şeysiz çıkayım demeleri lazım sanki iklimdeyiz? Arkadaşlar bunların hepsi Fenerbahçe'yi manipüle etmek amaçlı. İyi de sen de başlığına koymuşsun, açıklamaya koymuşsun. Nasıl açıklayayım arkadaşlar? Evinize şey mi göndereyim? Kargo mu göndereyim? Ben de bunları açıklamak zorundayım arkadaşlar. Herkes şampiyonluğa odaklanmışken bunlar bilinçli çıkarılan haberler. Bunlar kafalara dalgınlık vermek için yapılan haberler. Bilginiz olsun. Ben şunu istiyorum sizden. Takımımıza odaklanalım. Çünkü başkasına odaklandın mıydı? Dinlenim ondan çıkıyorsun. Kafayı yiyorsun, çıldırıyorsun. Ben Allah dua ediyorum. Rabbim Hazreti Hüseyin'in yüzü suyu gözü hürmetine. Fenerbahçe önümüzdeki 50 maçı da aralıksız kazansın. Efendimizin yüzü suyu hürmetine sallallahu aleyhi ve sellemi, 50 maç arka arkaya kazansın Fenerbahçe. Başka bir şey istemiyorum. 50 resmi maç arka, arka arkaya kazanalım. Eğer biz 50 resmi maç arka, arka arkaya kazansak Türk futboluna adalet gelir. Türk futboluna huzur gelir. Takımların ekonomik sıkıntıları inanın bitmeye gelir. Takımlar kendine çeki düzen verir. Takımların e, ahengi değişir, ritmi değişir, her şey değişir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.